Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad. Teşekkür ediyorum Rockstar, sağ ol. What are we gonna do, Sonny? Treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will change it. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hacı kolun sandalyenin içine giriyor. GTA Vice City RTX 2070 süper bir bilgisayarın içine gir. Aynen öyle. Tam olarak yaptığı şey buydu. Tam olarak yaptığı şey buydu yani. Rosenberg here. Hey. Hey, great. Hey. Well, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they are very okay, Tom Versetti dediğimiz karakter içeriden mi çıkmış şu anda? Ben tabii o an sinir şeyle hikayeyi çok kendim veremedim, ne yalan söyleyeyim. Kardeşler. Biri iş hallediyor, diğeri uçmayı. GTA Vice City defalarca internet kafede oynamam rağmen bu giriş cutscene'ini hiçbir zaman izlemediğimi fark ettim şu an. Direkt o arabayla ara sokağa bırakılıp başlamasını hep oraya görmüşüm ya. Bu giriş cutscene'ini hiç izlememişim. Ne anlatıyor hiç fikrim yok o yüzden şu an. Ah. Okey. Bir değiş tokuş. Orada bekleyen silahlı adamlar var. Aldın mı? %100 saf Kolombiya kokainden bahsediyoruz herhalde. Önce para yeşiller. Onluklar ve yirmilikler kullanılmış. Tamam. Anlaştık sanırım dostum. Tommy sen nasıl sağlam çıktın lan oradan? Üçünü birden taradılar. Bizimki hapisten çıktığı gibi direkt şeye tekrar başladı ya. Uyuşturucu içine tekrar bulaştı herhalde. Ha bu saatten itibaren görüyoruz. What are you gonna do? Ezbere biliyoruz efendim. Mantıklı. Mete Ancesi hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Şimdi. Tam olarak ne yaşandı burada ya? Ay, çünkü o Tom ya abi. Peki. Niye arabanın üzerine başladım abi ben? Bu. Yani yıllar oldu. Bu hala çözülmedim bu. Ne oldu lan? Dokundum sadece araba. Ne oluyor oğlum? İnsanlara yapamıyorum herhalde bunu. Bir saniye, başka birini yapabiliyor muyum diye çok merak ettim bir saniye. Oğlum bu... Mantıklı. Umut Masar hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Şunu kullanayım bari. Tabii şarkılar mükemmel de. Yani bu oyunun şarkıları. Bunu canlı yayında dinlersem ne olacak? Sıkıntı orada.
Yani şarkılar mükemmel zaten. Direkt bununla başladıysak eğer. Hani. Neydi lan bu şarkı? Creatures of the Night miydi? Neydi lan bu şarkı? All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Tamam. Meteorologists are tracking Hurricane Mantıklı. Miami, which is devastated. Umut Kaba, hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Seslendirmeci nereden buldunuz abi? Hani herkesi böyle işte iyi mesela ne bileyim işte tiyatro dersi almış kişilere seslendirdiğinizde bir tek radyoda anons yapan insanın sesi mi anasını satayım bildiğini bulduğunuz ekipten bulduğunuz bir kişiye seslendirdiniz. Çünkü çok belli yani adamın seslendirme şeyi almadı. Welcome from the ocean view hotel to enter binayı bilmek için bina şeyine yürü okey. Look up on the creatures of the night. You can see your cassette pickups tamam. Burada burası mı ana base'imiz burası mı otel mi? Burada mı seyrediyoruz? Mantıklı. Kazuki hoş geldin teşekkür ederim de senin için. İyi. Abi izlenmez 3.5K şu anda sen de ekmeğini yiyorsun. Mantıklı. He sinirlenme boşuna. Ömer Faruk Kırşan hoş geldin teşekkür ederim de senin için. Vallahi hadi bakalım. Güçlü başladık da böyle gitmeyeceğini biliyorum zaten. Şu an bir muhtemelen benim biraz önce yaşadığım sinir krizden dolayı zaten bu kadar izlenme ölçtü. Yoksa normalde kimsenin geleceğini zannetmiyordum. Birazdan giderler. O sinirim geçince. Gerçek... Oğlum bir senaryo yapayım bir durun lan. Ne anlattığını bile anlamadım daha. Önünü öyle boş boş oynuyorum. Selam sana. Tommy, Tommy uzun zaman olmuştu. Biliyorum biliyorum. Duyguyla, duygulara boğuldum. 15 yıl. Sanki dün gibi. Bakış açısına göre değişir. Aile için içeride yatmak kolay kolay bir şey. Tuzağa düşürdük. Anlaşma bir şeymiş, pusuymuş. Dalga geçiyorum olsun Tommy. Parayı aldığını söyle. Hayır Sonny, parayı almadım. Alamadım. O benim paramdı Tommy. Benim param. Paranı ve uyuşturucunu geri alacağımla ilgili sana garanti veririm. Bunu zaten biliyorum. Sen bir aptal değilsin tabii ama sana uyarayım ben de diyeyim. Başka biri olsa ölmüştün. Ama sen olduğun için, geçmişimiz olduğu için bu işi halletmene izin vereceğim. Bak Sony, söz veririm. Tamam. Bağlantıda kalırım. Evet tabii biraz önce ben de o moddaydım. Cutscene tekrar izlemek istemediğim için bir kere daha kayıt alayım. Başlayalım bakalım. Final Lawyer's Office Blip on the Radar. Var abi... Neyse. En iyisi yokmuş gibi davranmak. Yani. Ha, arabayı döndürdüğüm zaman şey dönmüyor yalnız. Bu bulutlar ne kadar hızlı hareket ediyor lan. Kamera dönmüyor. Kamerayı manuel olarak ben çevirmek zorundayım. İlginç. Arka tarafından bu. Hadi bakalım. Ay. Git biraz uyu diyor. Tüm gece bu sandalyede oturuyordum ve işte kafa şekilde kahve içiyordum. Bu bir felaket. Ayvayı yedik. Bu goriller beni dinle. Buraya gelecek ve kafamı koparacak. Saçmalık bu. Surat ne güzel lan. Bunun için avukat olmadım ben. Ne yapacağız biz şimdi? Kapıçını ve dinle. Ne yapacağımı söyleyeceğim. Kokainimizi kimin aldığını bulacaksın. Ve ben de onları öldüreceğim. Bu güzel fikir, harika fikir. Bir düşüneyim. Emekli albay var. Albay Juan Garcia Cortez. Bu anlaşmayı sağlayan kişi oydu, kuran kişi oydu. Okey. Dinle. Pahalı yatında party yapıyor, okey. Vice'nin bütün büyük adamlarıyla beraber. Bir davetiyem var, tabii ki davetiyem var. Ama oraya... Ha ya gitmeyeceğim kesin. Tamam kapa çeneni ben kendim giderim. Direkt yat göreviyle mi başlıyoruz? Allah Allah.
I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong. Kıyafetimi mi değiştireyim? Rafael'e uğra. Benim gönderdiğimi söyle. Seni biraz saygı duyulabilir hale getirir ya da böyle şık hale getirebilir diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them. I like this shirt. Okay. Bin al evladım, bin. Bu yayının copyright yememe ihtimali yok bu arada. Bu yayının copyright yememe ihtimali yok yani. Ama müzikleri de kapatırsam, ah dilimi ısırdım. Hakan Polat, hoş geldin, teşekkür ediyorum. Yani müzikleri de kapatırsam sanki oyunun bütün havası kaçarmış gibi hissediyorum yani. 80'ler bu müzikler olmadan nedir abi? Tulga Berat Çin'i hoş geldin, teşekkür ediyorum. Çorap giymiyor muyum ben abicim? Güzel motosiklet. Valla benim arabam daha güzel ondan ama. Çaldığım araba hala... Okey. Motosiklete binmek zor. Anlamadım. Motosiklete bineyim mi? Valla bilmiyorum. Oyun al dedi yani. Kusura bakma. Red Dead Redemption 2008 yılında çıksa sen ne olur? İngilizce nasıl öğrendin? Var mı taksiyen? Gökhan Kütük hoş geldin. Teşekkür ederim. Çalıştım. İngilizce çalıştım. Öğrendim. Yani çalışmayı tavsiye ediyorum genel olarak. Yani oturup çalışıyorsun bir dil öğrenmek için. Shintaro hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Yani 2008'de çıkmış olsaydı muhtemelen GTA 4 gibi görünürdü Red Dead Redemption'da. Ya da Red Dead Redemption 1 gibi görünürdü. Red Dead Redemption 1'den belki bir tık daha kötü görünürdü. Sonuçta Red Dead Redemption 1 diye bir oyun var. 2010'da çıktı. Şu ışıklandırmanın güzelliğine bakar mısınız yani lütfen? Ulan o araba da güzelmiş ha. Çok hızlı başladık lan. Karakter dozgu tanımadık bile. Çat çut çat çut çat girdik. Bu arada elimi çok fena yaralamışım biraz önce vururken. Mr. Rosenberg'in yerine buradaymışsın. Umarım son önceki problemler sağlığını etkilememiştir veya akıl sağlığını. İyi. 18 TL'ye geçirmişiz, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ha, Rax Rakılı Zeynir, okey. Şimdi anlaşıldı. Evet, geçirdiniz, tebrik ediyorum. Of course I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter. Seni kızıma tanıştırayım. Mercedes, bakalım kızına. Ben gerekli işlemlerle kesen şeyimizle, konuğumuza girebilir misin? Hani sokacağım sizin Twitch'inize daha. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. Okay. Congressman Alex Shrub, okay. Candy Sucks. Hangisi konuşuyor şu an? Ağzı bile oynamıyor ki. Ortadaki mi BJ? İyi. FPS Simitir Ağaç oyun mala bağlıyor. Bir araçla geriye gitmeye çalışıyorsun. Arabaya dokunup uçması bu yüzden. FPS Simitir açarsam 30 FPS oluyor oğlum oyun. Ben FPS 30 FPS oynamak istemiyorum bu oyunu. Tayland nasıl bir oynar biliyor musun? Size söyleyeyim. Raket yok muymuş? Mantıklı. Ozan Enter ile hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. And the other two are Pastor Richards and pseudo intellectual film director Steve. Okay, bunların hepsini öldüreceğiz herhalde ha. Oyun boyunca hedeflerimizi mi sayıyor şu an bize karakter? Kendimi Assassin's Creed oynuyor gibi hissettim. Buyurunuz hedefleriniz diye böyle. Partileriniz her zaman gibi harika. Al bak. Geç geldiğim için özür dilemem lazım. Siz nasıl bulursunuz? Kapılarımıza barbarlar uğrar. Niye bunların elleri kolları birbirinden içinden geçiyor oğlum ya? Ricardo Diaz. Bay Kok. Mantıklı. TMNT configuration hoş geldin, teşekkür ederim. Hadi gidelim buradan. Beni pole position club'a götür. Okey. Ha, gemin şey bine. Hey, gel. Pardon. Arabaya dokunum gibi parçalanması güzel olacak. Atla. Atla hatun. Hatun öbür taraftan. Fever. You got the fever.
Onun için bir şey için. Bakacağız, bakacağız. Berken Işık hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Gidiyoruz, gidiyoruz. Mantıklı. Seçkinmiş hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Hala aynı görevdeyim değil mi ben? Hala birinci görevin içerisindeyim ya. Bu hala birinci görev. Ha bir bok olsa ve bir şekilde yanlışlıkla kaybetsem en baştan başlayacağım değil mi tüm göreve? Tüm göreve. Hani böyle en baştan her şey. Görüşürüz yakışıklı. Olur. Eminim görüşürüz. Yeee! Birinci görevi bitirdim. $100. Yaşasın. Darkins Legend hoş geldin. Teşekkür ederim. Street Outfit de burada safe house'uz. Yok benim üzerimdeki kıyafeti güzel. Yani Hawaii tişörtüyle gezme fikri pek hoşuma gitmedi. Ha ama save almam lazım değil mi? Bir saniye tabii ki dur. Bir dakika. Burada, buradan mı açabiliyorum lan bir tek? La! Şimdi oyunda hem üçgen tuşu hem çıkma hem de aynı zamanda arabadan inme tuşu. Arabaya binme ve inme tuşu. Bu da biraz sıkıntı yaratıyor. Steam versiyonu kral. Ben de Steam versiyonu vardı. İşkence evet Steam versiyonu. Steam versiyonu yaz. Steam'de var çünkü bende bu oyun. Bir daha başka bir platformdan tekrar satın almaya niyetim yoktu yani. Mantıklı. Ulaş Has. Hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Da ışıklandırma falan gerçekten çok güzel oldu bu şeyle beraber. Definitive Edition moduyla beraber. Yes. Bir tane görev yaptık. Amelilikle başladık. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek. Bakalım neler bekliyor beni. Ne kadar uzun süre acaba checkpointsiz görevlerle uğraşacağım. İçim dışım GTA oldu anasısın. Yaya abicim sana ne oluyor ya? Adam normal yoldan giderken sen niye kendini geri attın? Ne oldu Allah aşkına? FPS skill'de aç abi oyun sapıtıyor 60 FPS'te. Sapıttığı zaman mecburen kapatırız ne edek? Sapıtınca kapatırız artık. Ya açık hali zaten sapıtıyor belli de. Geldim hocam. Ne yapıyoruz şimdi? Anlat bakalım. Umarım iyi vakit geçiriyorsunuz. Çünkü ben kafayı burada endişeden kafayı yiyorum. Ne öğrendin? Bu şehirde hapishaneden daha fazla suçlu olduğunu. Sokaklarımızda ipucu lazım. Düşünün. Buldum. Limey ne demek lan? Müzik endüstrisinin üstünden bir şerefsiz. İsmi Kent Paul. 20 kilogram kokainin yerini bilecek olan kimse olayan, o bilirse o bilecektir. Malibu'da. Ben gidip onu bir ziyarete edeyim. Okey, tamam. Tamam okey, hallederiz. Hadi bakalım. Gidip ziyarete edelim ne olacak? Go to Malibu Club and find Kent Paul. Okey. ...80'lerde geçen bir oyun daha istedim şu an ama. Şu atmosferde... ...yani gerçekten şunu güncel bir atmosferde istedim. Görmek isterdim yani. Kaçılanım mı? Baksana abi müzikler... ...ışıklandırma bilmem ne işte bu ya. Baksana şu tatlılığa oh be. Arabanın güzelliğine bak arabanın güzelliğine. Mantıklı. Lunix hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Tabii bütün arabalar benimkinin aynısı olmasa keşke. Yani bir araba modeline bir kere yüklenin diye bütün modelleri ona çevirmese keşke. Hocam selamun aleyküm ben geldim. Bakalım gene sinir bozucu bir karakter mi? Tabii ki sinir bozucu bir karakter. Rahat girdik içeri. Kaybol tattım. Kent Paul sen misin? Ben Rosenberg'in bir arkadaşıyım. Rosenberg. Ambulans kovalayıcısı nasıl bir hakarettir lan? Ha avukat olduğu için. Okey tamam. Bize bir şey içki daha ver. Herkes konuyor. Bana dinle. Bana 20 kilogram mal kayıp. Uyuşturucu mu?
Diyeceğim şuydu. Ocean Drive'deki otelde iş yapıyormuş falan. Okey tamam. Beni böyle böyle devlet dairesi gibi oradan oraya oradan oraya yollayacaksınız herhalde. Ben bu uyuşturucu şeyi bulana kadar, malları bulana kadar herhalde. Oradan oraya yollayacaksınız. İyi. Bu oyunu oynayacağımız gelecek gelmeyecek biliyorum ama bence gelmeye hiçbir düşünmezdin yapmayı. Bilmem. Yani düşünebilirdim bilmiyorum. Yani şu an önceliğim olmamakla beraber düşünebilirim. Önce kendi istediğim videoları bir yapayım da ondan sonra bakarız duruma. Yani bir sonraki kimsenin takmadığı oyunlar videosunu bir yapayım da önce ondan sonra bakarız duruma. Boşluk doluruz nasıl olsa. Ya Resident Evil bittikten sonra tabii ki. Önce Resident Evil 8 var. Village daha doğrusu o bitecek. Ondan... Abi! Önüme atlıyorsun. Önüme atlıyorsun. Arkadaşım önüme atlıyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Hocam merhabalar. 20 kilogram kokain kaybolmuş. Onu arıyoruz. Neye bakıyorsun? Konuşmaya başlasan iyi olur. Konuştur beni. Okey. Criminal 277'ye hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İyi. Okey. Lütfen fikrinden şuraya bak. Saygılar. Fikrini aç, suya bak, havaya bak, saygılar. Sakin ol. Ben senin şey istiyorum, öyle mi? Senin paran ve ölü kardeşimin beyaz şeyi. Ha. Ne, paradan, ne, neden bahsediyorsunuz ki? Ben terimleri bilmiyorum. Havada mı duruyor lan bunlar? Bu garip şekilde 2-11'yiz. Birbirimizin sırtını kollamamız lazım. Kerim hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Konu emin misin? Al bunu. Beni izle. Okey. Kaçıyor muyuz? Kaçıyor muyuz? Okey. Ne tarafa lan? Oğlum kameraya bak. Geldim. İyi. Komedik olsun diye Twitch'ten abone olanlar komik değilsiniz. Evet değiller o kesin. Oğlum ne oluyor anasını satayım. Kamera o kadar güzel dönüyor ki. Geldim kanka. Ben bir şey yapmıyorum. Kendi yapıyor bu arada. Bu şeyle ilgili farkında olman gereken bir şey varsa. Ha okey. Tamam silah lazım diyor yani. Ammunition. Okey gidelim. Copyright. Göte giren telif. Hiç kaçarım yok bu konuda yani. Kesinlikle telif çok güzel girecek bir taraflarıma. Mantıklı. Geldim. Okey tamam. Okey silah almayı öğretmen... İnce, çok nazik bir davranış kesinlikle. 100 dolarla ne alabilirim bilmiyorum ama. Yani. Denerim bir şeyler almayı en azından. Yani para hilesi yazmayacağımıza söz verelim GTA San Andreas'taki gibi ya da şey yapmayacağımıza. 8 farklı tip silah var peki. You can carry one of... Okey tamam canım o kadarına da gerek yok. Lan! Aldırmadı bile. Ha, ben gidiyorum o zaman. 100 dolarımla zaten ne alacağım anasını satayım. Oyun aldırmadı bile silahı. Direkt bas git dedi bana. Direkt bas git dedi yani. Sadece gelip silah dükkanının önünde durmam yeterliymiş görev olarak. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Şöyle mi sağ dur. Acaba arabanın içine ateş etme var mı lan GTA'daki gibi falan? Ha? Bu 60 FPS'ten mi oluyor bu şeyin havanın hareket etmesi ve bulutların... İnanılmaz hızlı bir şekilde geçmesi falan. 60 FPS'in suçum bu. Nereye bulabileceğimi bakayım. Seni izliyor olacağım Tommy. İyi tamam arabanı bana niye kullandırdın birader? Yeeey! It's amazing. This game is amazing guys. Oh my god. Oh my god it's amazing. Allah aşkına bu kamera ne? Heh şöyle daha iyi. Taksi. Dur bakayım.
80'ler cep telefonu. Hey yo. Bir yazın malından alıcı bulduk. Onu bir ara. Bir ara şey yap. Bir anlaşma yara. Sayayım mısın biraz? Bana nerede olduğunu söyle. Bu da kim? Leo'yu ver telefona. Leo bir seninle gitti. Beni bıraktı onun yerine. Siktir git lan. Dede okey ben şu arabayı alırım. İyi. En azından araba alarmıyla yok efendim cam kırmayla şuna bunu uğraşmıyoruz. İstediğimiz arabaya bastığımız anda alıyor. Eski GTA günleri. Sen, o ve araba. Ya niye sürekli beni arkasına döndürmek zorunda bırakıyorsun buranın ya? Ha çünkü bizim herife gelmemiz gerekiyor seferde. Selam hocam ben geldim. Selam. Sen misin? Yeni pantolon lazım olacak diyor. Altına mı çıktın? Öntolsu paralarında. Sakin ol, sakin ol. O kısma gelmedik daha. Bu işi çözdüğünü zannediyordum. Şimdi ona bir iyilik borç olduğunu söylüyorlar. Ben onlara bir iyilik yapmak zorundayım. Bugün de eski sırasını delete edişin aldım. 24 liraya sence değer mi? 24 liraya değer canım tabii ki değer. Tuna Günay hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Mantıklı. Bu herifleri indirmen lazım. Ahmet Kredici sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Jüri de az iyi gitmeler. Fikirlerini değiştirmelerini sağlam. Jüri mi? Bir şeydeki jürileri mi indireceğiz? Okey. Ne oluyor lan? Bu çekici işe yarar. Polis! Polisin... Bu evde two jury, iki tane jury üyesini gözünü korkutan mı öldürmüyor? You can follow the reader. La polisin gözü önünde... Lütfen V tuşuna bas kamerası kötü bir de az oyunun sesini açar mısın? Bir de ne olur kalabeyi mouse ile gamepad ile kötü. Oo! Yani arkadaşlar bir de çıplak uzanayım şuraya yani. Çekiç. Oğlum ne oluyor size lan durup dururken? Arkadaşım senin arabanı alayım ben. O arabayı beğenmedim pek biliyor musun? Bakayım nereye gidiyoruz? Okey yakındaymış. Oha! First person var lan. First person modu var oğlum oyunda. Pardon. Polisi çağırmaya değecek bir şey değil. Polisi çağırmaya değecek bir şey değil. Çok gerilme. Ha bu yer bulun mu? Mantıklı. Aha! Ne oldu şimdi? You can smash galiba using hammer or similar weapon. Okey tamam. Kimdi o? Profesör Doktor Alex'ti galiba değil mi? Teşekkür ediyoruz desin için sağ olasın. Hey man, my car! Leave my damn car alone, man! My damn car, man! Leave my damn car alone, man! Yo man, I still got payments to make on this! Oğlum araba patlayacak, in şu arabadan. O evladım çekil yoldan çekil. Çıktın mı sonunda? Ha. Ben aksini söyleyene kadar masum. Ay, harikaymış. Güzel iş yaptık. Peki tamam. Okey. Oyun 2002 yapımı mıydı? 2002 yapımı değil mi oyun? Oyun 2002 yapımı. Oyun 2002 yapımı. Arkadaşlar bu oyun 2002 yapımı tamam mı?
Bu oyun 2002 yapımı. Nasıl bir belaya bulaştığımı düşünüyorum şu anda. Nasıl bir belaya bulaştığımı düşünüyorum yani. Mantıklı. Alp Eren Sönmez hoş geldin. Teşekkür ediyorum da senin için. Bunu dinlemiyorum. Unutma. Suçlu kötü bir kelimedir. Bu kadar mıydı? Okey. İyi. Abi oyunun iyi bir Türkçe yaması var diye hatırlıyorum. Bir de oyuna biraz ön yargılı gibisin. Ek Twitch aboneleri komik değil. Oyuna ön yargılı gibi miyim? Oyuna ön yargılı olmama gerek yok ya. Oyuna herhangi bir ön yargım hiç yok. Oyunun bana gösterdiği kadarına ben şu an bakıyorum sadece. Başka hiçbir şeye göre değerlendirmiyorum yani. Oyuna karşı hiçbir ön yargım yok. Neden bir ön yargım olsun? Ne güzel araba lan o. Kırmızı olan. Rengi yani bu kadar güzelmiş. Oyunun bana gösterdiklerine göre ben şu an sadece değerlendiriyorum yani. Ki değerlendirme yapmadım. Ama ne hissettiğimi gözlerimden, bakışımdan anlayabilirsiniz diye düşünüyorum yani oyunla ilgili fikirlerimi. Ama henüz bir şey söylemedim yani. Henüz hiçbir şey söylemedim. Bir şey söylemeye niyetim yok yakın zamanda. Hele bir dur daha. Daha çatışmaya girmiş değilim yani. Bir tane bile çatışmaya girmedim daha. Yani ne diyeyim? Mantıklı. Tamam aç şu telefonu hadi. Eyüp Dokumacı hoşgeldin, teşekkür ederim. Evet, tamam ben sana. Güneşleklesin. Güneş yanığım yok. Param da yok. O yüzden merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Söyle bana Tommy, ne yapıyorsun? Parayı arıyorum sana, merak etme. Endişeleniyorum Tommy. Benim stilim bu. Şu güvenilmez zamanda çok problem yaşadım. Güvenilmez biri olma Tommy lütfen. İkinize bir iyilik yap. Senden cevap almayı gör gözü bekliyorum. Okey Sony, tamam. Tamam. Yapıyoruz işte bir şeyler. Yapıyoruz işte bir şeyler. Beni stres sokma. Allah aşkına orada ne oluyor? Mantıklı. Nightwing hoş geldin. Teşekkür ederim resim için. GTA 6 umarım Vice City'de geçer. Ortam çok güzel evet. Gene kim arıyor ya? Okey. Bu yeni görev herhalde. Ablam bak şimdi arabayı hareket edince uçacaksın. Dibimde polis var. Tamam mı? Benle uğraşma. Yani arabayı hareket ettirdiğim gibi uçacaksın çünkü biliyorum ben seni. Bu beni şimdi payphone'a gönderen arkadaş kim ve ne isteyecek benden? Yan görevim bu. Mantıklı. Doğukan Arslan hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Vabbe! Telefonun şeyini çalma efektine bakın. Titriyor mübarek, titriyor. Hadi bakalım, roadkill. Telefonu aldığımız kişi şey falan mıymış, hitman falan mıymış? Carpius pizza, kill him before he completes his deliveries. Lan arabam nereye gitti? Abi arabamı nereye al? Allah Allah neyse. Pizzacı mı öldürmemi istedi bu şimdi benden? Ölmedi mi lan? Absolutely. Of course it is.
Polis amca ne oluyor Allah aşkına ya? Pounding the living crap out of each other, as I saw in a mother's PTA group meeting recently. Baseball is our national sport, our national pastime. Joining together as men in order to running around in a circle. I will thank you not. $500 $500 abi. $500 $500 yani. $500. İyi para, iyi para, iyi para. İyi para. Ay. Geliyorum kanka, geliyorum. Which will flood into a river of freedom. So far we've dug 17 feet. We're almost free. Almost. When we are floating away in the Caribbean Sea, free to run things our way, singing kumbaya. Gene marka tarafı ya. Gene mi herifin yanına gidiyoruz peki? Hocam, sen jürileri, mürileri bir şeyler yap dediğin, jürilerin gözünü korkut dediğin, korkuttum ben. Şey yapmayacaklar, sen merak etme. Ay ay. İlerleme var mı? Hayır, daha sonra, daha sonra söyle. Avery Kankton. Partide tanışmışsınız galiba. Benim kıyafetim değişmiş mi lan? Fark etmedim bile. Avery'in bir teklif var. Şu an kafamasak şeyler yok mu? Ha, kurtlara kaldığını zaptırmaya çalışıyorum. Bana biraz şey yapar mısın? Altın sonuna bile ölü olsam en azından fakir ölmek istemiyorum. İkiniz de sakin olun. Son, you help me, and any evet, baseball's bana... giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Ha, okay. Senin için ne yapabilirim? Delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. Satmıyorlar. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Tamam. Head on down there and stir up a hornet's nest. Tamam, ne yapayım? Gideyim yakayım mı ortalığı? And then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be okay. A riot. The balls drop like they should. Stop by my office. Hey, satmayan herifi mi öldüreceğiz? Mekancıdan havaya mı uçuracağız? Ne istiyorsun sen? Okay. Benim de Raphael clothes shop. Okay. Önce gidip yeni kıyafet alacağız. Sonra bu kıyafetle gidip başka birini indireceğiz herhalde. Ben daha hani havalı bir görev beklemiştim ama Allah'ım yarabbim, en pisler direkt arabanın önüne atlıyorlar ezilmek için ya. Gidip birini herhalde öldüreceğiz. Ben böyle bir mekanı acaba molotoflayacak mıyız falan diye düşündüm ama öyle değil herhalde. Damn! Give me something new man. Bakayım nasıl bir şeye benzedin. Ha, okay. Mantıklı. Gerçekten gelir sonra save mi alacaksın? Evet. Oyun ya başka türlü onun otomatik save yok yani, ne yapmamı istiyorsunuz ki? Anlamadım yani, şu an bir elektrik gitse o görevi tekrar yapmak zorunda kalsam ne olacak? Yani anlamadım, ne olsun istiyorsunuz yani, şey mi kaybedeyim, ilerleyiş mi kaybedeyim yani? Yes. Her oyun, her görevden sonra save alacağım tabii ki. Tabii ki. Bu oyun çöker. O bilgisayar donar. Elektrik gider. Ve ben ondan sonra bir daha o görevi yapar mıyım zannediyorsunuz? Asla uğraşmam. Asla uğraşmam bir daha. Aynı görevi, ya bu oyunda aynı görevi iki kere yapmakla asla uğraşmam. Ki zaten daha ileride çıldıracağız. Malum bir fail verirse o görevi tekrardan baştan gidip alma, bir daha başlatma, zar sur, bir dünya şey yani. Kim uğraşacak abi bununla? Start fighting with four workers to get riot started. İsyan başlatmak için 4 tane şeyle dövüş. Dövüş kanka. Dövüş var birader, dövüş var, dur. Tamam mı? Please. Ha. Destroy the vans in the compound. Ha, okey, tamam. Harbiden şey yok etme görevi. Okey. Abicim, Allah aşkına ne oluyor? Ona değil. Ona değil. Ya illa mouse'u mu kullanayım? Al.
Size özel yeteneğimi göstereyim mi? Ben böyle şeyler de yapabiliyorum. Aaaaaa! Tüh be, önce keşke itleri böyle şey yapsaydım. Özel yeteneğim. Böyle yok etmem ne kadar sürer bunu. Harbiden ben bunu neyle yok edeceğim? Sıka sıka patlatabiliyor muyum belli bir süre sonra? Yay. Param bitti. Senin suçun kanka, benlik benlik bir durum yok. Dur bakayım. Ne kadar uzaktayız? Bayağı uzaktayız. Görev ne kadar yakında? Bayağı yakında. Göreve direkt girsem, hadi biraz önce söylediğim her şeyi çiğneyeyim ve göreve gireyim. Bakalım ne olacak. Bir önce söylediğim her şeyi çiğneyerek göreve gireceğim. Bakalım ne olacak. Gerçekten bir kayıp yaşayacak mıyız? Birinci elden deneyelim. Sırf seylemediğim için bir göreve girince bakalım ne olacak. Mr. Versetim, evet. This is Cortez. Partimdeydiniz. Evet, hatırlıyorum. Sizin işinizle alakalı çok kötü bir kaza oldu. Ben ve insanı, adamlarımın bu işi çözmek için elimizden geldiğini bilmenizi istiyoruz. Bana da şeyden konuşmak isterseniz mutlu olursun. Okay, what is this? Kıyafet otomatik. Kimse yok o aracın içinde. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say never look a gift horse in the mouth. And by golly he never did. Would you like a drop? Kentucky'den bir şey ister misiniz? Tamam. Okay. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. Kanka ne istiyorsun? Tamam, ne istiyorsun? Tamam, ikna, evet. Okay. He'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Okay. Okay, silah izin yok, o yüzden şey yapabilirsin diyorsun. Gene kıyafet değiştireceğim. Tabanca kullanamıyor muyum? İlla golf sopasıyla mı dövmek zorunda kalacağım herifi? People who can't tell the difference between a swamp and a marsh. Guys who don't know the first thing about the legality of marrying within the family. That's why we need a river. People, I'm telling you, pick up. Karakter çok güzel hareket ediyor ya. Is this me? Nice ass, baby. Kim güzel kıç diyor lan benim? Oh. No one's been born in Florida since 1877, but I've been here for 5 years, which is a very long time. Okay. Tiger's having a time enjoying game. Make sure it is last. Okay. Tamam. Bu herifi öldüreceğiz. Şey yasak içeri. Silahla girmek yasak içeri. Doğru mu? Metal direktörden geçince alacaklar mı her şeyimi şimdi benim? Evet, alıyorlar. Tabancamı aldılar en azından. Tamam. Hadi bakalım. Golf sopasıyla öldürmem lazım. Mantıklı. Knight! Hoş geldin. Teşekkür ediyorum de senin için. Çok sağ ol. Hadi bakalım. Bir dinlen de sen. Belli ki yamuldun çünkü. Gene mi dinleneceksin? Ulan 2 adım koşuyorsun, 5 saniye... Ne 5 saniye? Daha fazla dinleniyoruz ondan sonra.
Okey, böyle olmuyor. Hayır, hayır, kaçmıyorsun, hiçbir yere gitmiyorsun. Rus bu çocuğu buraya gel. Ya hayır ya, hayır ya. Ya hayır ya, kalk artık ayağa. Insurance mı? Golf buggy'sinin mi abi? Mantıklı. Deniz Pro'da hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Sen çember mi çiziyorsun aynı yerlerde kanka sürekli? No it's not. It's a fucking golf buggy man. Geliyorlar oğlum, geliyorlar. Adamı çıkardık yanlışlıkla ya. Mantıklı. Sarper Yurttaş hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Yes, 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 yes. Adam umurunda bile değil artık. Patronu öldürdüğüm anda adam umursamayı bıraktı. Bak bu da öyle. Polis bey gözünüzün önünde cinayet işledim. Golf sahasında ne işiniz var polis bey? Pardon. Kanka bıraksana. Benim tabancamı geri almam lazım biliyor musun? Golf sahasının girişine bıraktık tabancayı. Neredeyse benim oradan çıkıp almam lazım tekrar. Abi buggy'de bile radyo mu dinliyoruz ya? Tamam. Yay. Ha, okey. Nice car. Okey. Valla araba şimdi havalanı Allah'ın işi yani yani. Bugün için bir hile yazıp minigam ile yapanlar selam ha. Yani evet. Eskiden olsa ben de öyle yapardım herhalde. Şu an artık oyunları oynanması gereksiği gibi. Yani düşündüğüm için her görevden sonra save almak zorunda değilmişiz abi. Nasıl değilmişiz? Ha böyle diyorsun. Yok. O ben bir riske girdim biraz önce yakında olduğu için ama. Bir yakında olduğu için bir riske girdim ama. Her zaman yapacağım bir şey değil. Mesela bu görevden sonra ben şey alırım. Bu görevden sonra risk almam ben. Bu görevden sonra gider kaydımı alırım. Yani. Bu görevden sonra riske girmem. Çünkü bu görevi tekrar yapmak istemiyorum yani. O adamı şanslıydım. Kolay yakaladım. Ama çok uğraştırabilirdi yani o görev bence bilmiyorum. Hani bana uzaktan çok gıcık bir görev gibi gözüktü mesela öyle söyleyeyim yani. Gideyim save'imi alayım ondan sonra şey yaparız. Olsa bir de bir gidip işeyeyim aynı zamanda. Batur Alp Altunalan hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Hoppa. Ablam doğru okuyamıyordu bir şeyleri. O yüzden bir garip geldi. Yay. Evet. Şimdi güvende olduğuma göre gidip işeyebilirim. Şimdi güvende olduğuma göre gidip işeyebilirim. Ay. Ay ay.
Yes. I'm back. Aferin. I'm back. Yes. Let's continue. Evet, ne durumdayız? Tamam. A var, C var. A'ya gidelim. A daha yakın madem. Hadi bakalım. A görevine gidiyorum zaten. Daha yakın olduğu için. En azından radyodan copyright yemiyoruz şu anda. Radyo tiyatrosu dinliyoruz galiba ama. Ya da reklam mı bilmiyorum. Lady of the Mammoths, about the importance of the spiral dance clutching a bison horn under the crescent moon at the Beaten Wall shop where I... Ne anlatıyorsun lan sen manyak? Ben geldim. Üzerimde golf kıyafeti var, kusuruma bakma. Hacı, boş o arabanın içi. Now look here, son. Bir problem var ve bana yardım edebileceğini düşünüyorum. Ben inşaatçı değilim. Azıcık yok etme senin işindir diye düşünmüştüm ben. Yıkmaya da. O da gördü. Ha, bu ofisin şeyde bize engel olduğunu söylüyorsun, evet. Ben bir süre şehirden dışarıda olacağım. Ha, okey, tamam. Kılacağız, binayı yıktıracaksın bana. Geldik mi? Helikopter görevi. Okey, peki geldik, helikopter görevi. Okey, hadi bakalım. Hadi bakalım. Get to the top from one near the building site to be demolished. Demek helikopter görevi bu. Hadi bakalım, kaç saat buradayız? Şey mi? İçeri... Ha, yok, dışarıdaymış. Bakalım kaç saat buradayız? Hadi bakalım. Use the RC helicopter to transport bombs for demolition points on the building site. RC helicopter, remote control, you must place bomb each target. You can place bombs in any order. İstediğin sırada yerleştirebilirsin. Took a bomb next to it and carry one bomb at a time. Sadece bir bomba taşıyabiliyor aynı anda. Okay. Drop a bomb. B tuşuna bas. Peki. Ha, yanlış yaparsan tam varilerin üzerine mi yerleştirmem lazım? Bombayı kaptıktan sonra patlama süresi var. O süre içerisinde yerleştirmem gerekiyor. Then you must place the remaining bombs. 7 dakika içerisinde kalanları da yerleştirmen lazım. Because all floors in the building. Nasıl çalışıyor ki bu alet? Kontrolü çok iğrenç. Kontrolü çok iğrenç. Kontrolü bir felaket. Lan oğlum kalk. Yüksel. What the...
Olmadı mı? Mantıklı. Olmadı mı? Bir dakika bastım. Ha, tamam. Kimdi o? Mantıklı. Void Smile'dı. VAS'de hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Niye bu kadar yavaşlıyor bu ya? Al oğlum şunu hadi. Lan siz... Siz ne alaka bir durun Allah aşkına ya, sakin olun. Oğlum çok yavaş ya. Acayip yavaş anasını satayım. Çok yavaş hareket ediyor. Yüksel. La oha! What the fuck? Nereden zıplayarak indi onlar? Abi! İlk sefer bastığımda kabul etmiyor niyeyse. Niyeyse ilk sefer bastığımda camı kırılıyor mu? Cam tabii kırılmıyor. O zaman çok kolay olurdu değil mi? Cam kırılsaydı çok kolay olurdu zaten anasını satayım. Oğlum bu helikopter niye bu kadar yavaş ya? Lan yüksel! Yüksel! Mantıklı. Mert, Mert hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Çok yavaşsın. Aşırı yavaşsın. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Hayda, bir de ateş edenler çıktı. Ya nasıl? Nasıl mist? Nasıl mist Allah aşkına? Nasıl mist ya? Lan ne oluyor oğlum? Nereye gidiyor bomba? Ha? Sonunda ya. Ne misti abi ya? Dön kamera, dön kamera, dön kamera. Kamera dönmüyor buradayken bu arada. Kamerayı döndürmek helikopterin de dönmesine sebep oluyor ve çok ciddi bir problem. Zaman sınırı olması çok kötüymüş ya. Oğlum ben bunu... Kendimiz içeri girip düşmanlara vura vura yukarı çıksak... Ya helikoptere niye ihtiyacımız var ben onu anlamadım yani. Yay! Is it over? Did I do it? Yeah! Efsanevi helikopter görevini geçtim. İnsanların çıldıra çıldıra anlattığı efsanevi helikopter görevini geçtim. Bu muymuş? Çocukluğumdan beri sürekli olarak duyduğum 12 yaşımdan beri bir helikopter görevi var diye böyle.
Bir helikopter görevi var, aman Allah'ım, o ne o görev, o görev yok mu o görev diye böyle. Demek buymuş. Başka hangi görev var arkadaşlar? GTA San Andreas'ta da böyle birkaç tane görev söylemiştiniz. Uçuş okulu özellikle gerçekten bana kafayı yedirmişti yani. Başka ne var bu oyunda? Başka zor görev söyleyin lütfen. Ne oldu lan? Yes. Yes. Evet, helikopter görevi arkamızda kaldı. Bir daha yapmak zorunda değilim. Onun mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Hi there. I came. I'm here. Mr. Versetti, Colonel, thank you for coming. Please sit. Oturun. Lobster. Stakoz var mısınız? Yok sağ olun. Nasıl almazsın ya? Stakoz ya. Ben de içemedim sakın. Testere mi lan o? Gonzalez'i yıllardır taşıyorum ama beceriksizliği artık yeni boyutlara ulaştı. Gonzalez'i öldürmeniz önemli. Yaptı mı? Para benim için önemli. Bu nezaketi size ödüllendireceğim. Ve sonra paranızı beraber bulacağız. Penthouse'unda olacak. Muhtemelen yarı şey, sarhoş. Testereyle mi öldüreceğim herifi? Niye? Niye anasını satayım? Manyak mıyım ben? Ya bir tabanca falan. Bir susturuculu tabanca çok mu şey yani? Anlamadım. Testereyle öldürünce ne gibi fark yaşanacak abi, anlamadım. Nasıl bir plan lan bu? Bu oyunda kaç görev vardı ya? Ve biz kaçını yaptık? Kaç saat sürüyor yani, onu düşünüyorum da şu an. En azından şu ana kadarki görevler kısalar. En azından şu ana kadarkiler kısa. Böyle kısa kısa tık tık oynayıp geçiyoruz yani. Çok vakit harcamıyorlar da. Sonradan ne kadar uzayacaklar, ne kadar uzun checkpointlerle uğraşacağız, ben şu an ondan korkuyorum gerçekten. Abi şu ışık çok güzel ya. Parlak parlak vuruyor gözüme, o kadar hoşuma gidiyor ki. O nedir? Dur ya da hemen şey yapma, bekle. Şeyini bir indir de hele, ne olur ne olmaz. Abi direkt bir testereyle girdik içeri. What the fuck ya? İçeri kaçtı şerefsiz ya. Hayda. İlla testereyle mi öldürmek zorundayım ya? Başka bir şeyle öldürsem olmuyor mu gerçekten? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Kızımı alamadım. Bekle. Özür dilerim. Kızımı alamadım. Bekle. Arkadaşlar özür dilerim. Özür dilerim. Bekleyin. Allah aşkına bekleyin. Polis kaçmak ense... Allah! Bakmıyordum ekrana bu arada. Minimap bakıyordum önüm ışınlandı ya da göremedim geldiğini sadece yani. Abicim. Oğlum durun lan. Hocam özür dilerim. Tamam, iki yıldızda bu kadar agresif olmaya gerek yok bence. Thank you.
Bayılıyorum ya. Bayılıyorum GTA'daki şey muhabbetine. Garaja girdin mi? Girdin, bitti. Yani o hani boyama şeyine girdim mi? Photoshop'a girdim mi? Tam bitti artık yani. Yani. Polis girene kadar görmüş olsa da skin'de olmuyor ya polisin. Acayip hoşuma gidiyor muhabbet yani. Nereye gidiyorum ben lan? Yanlış bir yere gidiyorum. Yanlış bir yere gidiyorum. Şu an keyifleniyorum. Kıçıma girecek terifi düşündükçe keyifleniyorum. Ondan dolayı bu kadar hareketliyim, bakmayın. Yani tecavüz kaçınılmazsa zevk almayı bileceksin kafasındayım şu an tamamen. Saldım artık. Sadece oyunun atmosferine terk ediyorum kendimi. Önümü görebilirsem tabii. Şu anda Tommy'nin önünü göremiyor oluşu gerçeği hoşuma gidiyor bana. Bir dakika first person kamerasında acaba o şey gözükecek mi diye merak ettim de gözükmüyormuş. Arabanın aldığı hasarın bir önemi yok yani şeyde. Gerçekten yeni bir Vice City güzel olabilir ya. Yani şu atmosferi güncel şeyde yaşamayı isterim. Gerçekten isterim yani. Gerçekten güzel olur. İyi. Oyunlarda auto aim kullananlar gaydir. Okay. I'm okay with being gay. Sıkıntım yok gay olmakla. Şu anlık çok auto aim'in bir işe yaradığı olmadı henüz. Henüz bir çatışma kısımları gelsin, orada karar veririz yani duruma. Çünkü auto aim çok rahatsız şu ana kadar gördüğüm kadarıyla pek. Bir çatışma ortamına daha girmedik oyunda. Girdiğim zaman da kullanır mıyım hiç emin değilim. Gerçekten çok rahatsız. Yani saçma sapan şeylere kilitleniyor, uçuyor, kamera değişiyor, saçmalıyor falan. O yüzden bakalım. Çatışma sırasında mouse'a geçme olasılığım epey yüksek gibi geliyor bana. Göreceğiz, göreceğiz. Ne kadar kullanışlı olduğunu göreceğiz. Yalnız bıraktığım motor da burada duruyor lan. Ne ilginç yani. Mermi mi alayım? Ah be. Artık çok geç. Umarım verir oyun bana mermi. Tommy gel bana katıl. Bildiğin golf kıyafetiyle geziyoruz hala. Kıyafetlerimizi nereden değiştirdik ya? Tapir mi yiyor namın? Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. Okay. Bu beni parama yaklaştırmıyor. Tommy dostum, artık Liberty'de değilsin. Biz burada işleri farklı yaparız. Okay. Bir arkadaşın iyilik mi yine? Sen iyi bir dostsun Tommy. Ben ayak kırıklığını unutmayacağını biliyordum. Değerli bir teknolojisi var. Peki. Ne yapıyoruz? Meet the courier at the mall. Okay. Bunu alalım. Ben geldim birader. Şu ama şu silahı bir kapatırsan. Selam Emineş. Ne satıyorsun? 100, 300 pompalı out of stock. Cost 200. Yani sanki lazım olabilir gibi hissettim, biliyor musun? Kruger. Tam yüzük şeyi aldık. Pistol mermisi al. Şundan da al. Tamam. Ninety-eight
Drive-by. Ateş edebil... Ha, sağ sola ateş edebiliyoruz. Okey, tamam. Sağ sola bakarak ateş edebiliyoruz. Okey. Submachine gun'ım var kanka. Teşekkür ediyorum. Submachine gun aldık. Serptat Çakır hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Silah elimde gezince millet korkmuyor değil mi? GTA 5'teki ya da GTA 4'teki gibi falan. Okey. Polis bey, pardon, özür dilerim. Nasıl yani? Cidden mi? Girmiyor mu buradan? Harbiden mi? Allah Allah. Çok arada polis mi var? Onlar... Keşke arabaya binseydi... Lan bu oğlum motosiklete ne oluyor? Lan motosiklet düzgün gitmiyor anasını. Tekerleği mi patlamış bunun? Ay anasını satayım, tekerleği patlamış bunun. Ne ara tekerleği patladı bunun ya? Onu mümkün değil, yakalayamam ben. Bu görev fail verecek. Bu görev... Araba... O tarafa gitme be araba. Lütfen araba lazım bana. Muhtemelen fail verecek bu görev. Yakalayamayacağım çok büyük ihtimalle. Deneyeceğim ama zor yani. O motosiklete binmemem gerekiyor yani. O motosiklet yenmiş, bildiğin yenmiş yani o motosiklet. Ulan şerefsize bak. Nasıl da dönüyor? Gerizekalı. Lan nasıl ya? Nasıl abi, o nasıl bir fiziktir ya? O nasıl bir fiziktir ya? Yalnız polisten başka hiçbir şey yok. Bu oyunda polislerden nasıl kurtulunuyor? Önümüzdeki polis çıkıyor. Haritada da göremiyorum polisleri. Hani nasıl kurtulunuyor bu oyunda polisler, onu merak ediyorum. Baksana sürekli polis beliriyor önümde. Acaba görev yerine götürünce direkt olarak kabul edecek mi? Yoksa polisten kurtul diyecek mi yani, onu merak ediyorum ben şu an. Orada da polis var. Her tarafta polis var. Shut the fuck up ya. Of, polis hiç susmuyor. Kapa çeneni. Hocam getirdim ama. Ha, kabul etti, iyi güzel. Kabul etti, kabul etti. Yeeeeyyyy. Madem bu kadar yakındayım, hadi. Tekrar şey yapmayayım madem. Hadi tekrar şey yapmayayım madem. Thomas, I appreciate your coming. Geldiğin için minnettarım Thomas. Direkt işe geçtiğim için kusura bakma. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Geçiz varken daha iyi giderim bana. Bu yüzden seni düşündüm zaten dostum. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Okay, tamam. Diaz, apparently that angry midget runs this madhouse. Angry midget. Creep has to do with things. Acaba GTA hala bu kadar sert olabilecek mi?
GTA 6'da. Midgetler. Okay. Yo, get out my fence, son. One of them Yankee boys. Come on. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Beni nerede takip ettiğinde fazla iş yapmak istiyorsan neden bana gelip kullanıcı olmamı göstermişsin? Belki bunu yapabilirim. Adım Lance bu arada. Tommy Versetti. Hadi gidelim. And drop off and watch over Diaz. Peki. Ben mi sürüyorum kanka? Tabii ki ben sürüyorum. Her zaman ben sürüyorum. Benim arabam mucizevi bir şekilde havadan kayboldu. First person da manually aim, öyle mi? Allah Allah. Önce bir test etseymişiz keşke. Tam normalde de R1 ile zaten hedef alıyorum da. En iyisi mouse'a geçeyim burada. Manually aim diyorsa eğer, mouse'a geçmek en mantıklısı. Okey. Bu herifi öldürmedim ben ya. Bu adam değil mi? Ben adamı öldürmedim mi? Aynı adam mı? Başka biri mi? Çok benzeyen bir ikizim var lan. Anlamadım. Sen Cortez'in yeni silah almalısın. Daha iyi fırsatlar çıkana kadar. Her an orada olabilirler. İyi bir gözlüğün noktasına çıkmamız lazım. Tamam, ben balkona çıkayım. Sen de çatıya çık. Olur. Arabanız güzelmiş kanka. Mantıklı. Şefik Çelebi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ne oldu lan ona? Ne oldu ona? Ne oldu? Görev kilitlendi mi? Ne oldu? Ne oldu? Bug oldu, konuşma başlamayacak mı? Ya what the fuck? O kimdi ya? Allah Allah. Evet de nanda yo. Sağ ol hocam. Zaten save almadıydım. Gidip save alayım bari yani. Az bu fırsat. Say my name. Heisenberg. Heisenberg. Heisenberg, Heisenberg, Heisenberg. Adama Allah çarptı ya bildiğin. Adamı bildiğiniz Allah çarptı, konuşma başlamadı ya. He canım, söyle gülüm. Tamam okey, hallederiz bir ara. Bayağı senin sesin de sanki Kübalı ya da şey gibi çıkıyor aslında ama. Kübalı değil, Ugandalı falan. Get to the pay way way.
Bari üzerimi değiştireyim ya. Şeyim tipim çok kötü abi. Neredeyim ben? Mert Arda Korkmaz hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Göremiyorum ki hiç. Kıyafet mağazası falan da haritada da gözükmüyor. Bayağı zor dönüyorsun hocam. Bayağı zor dönüyorsun. Kıyafet mağazası. İşte göremiyorum kıyafet mağazasını. Sıkıntı orada. Haritada ben göremedim. Gözden yüzünden mi kaçtı? Ya yok. Galiba. Kıyafet mağazası yok yani haritada bir sebepten. Niye bilmiyorum ama yok. Mantıklı. Ozan Azizoğlu hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Mantıklı. Bekir Berk Altınay hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Şimdi ben bu görevi tekrar almak zorundayım. Ah eski GTA'lara. Hiç özlemiyorum sizleri bu tarz şeylerden dolayı işte. Bu tarz şeylerden dolayı hiç özlemiyorum sizi be gülüm işte. Hiç hem de yani. Bir de gidip silah tekrar alacağım değil mi şimdi? Silah da tekrar almak zorundayım. Sanki daha önce almamışım gibi. Ve benim hatam değil bu gördünüz ya. Benim hatam değildi yaşanan şey yani. Bildiğini Allah çarptı yani herifi. Yok mu buradan çıkış ya? Açıl. They keep trying to help each other out, extend a hand to a neighbor, and guess what? Every 10 years someone's invading, burning down their homes and taking their toilet paper. Napoleon, Stalin, Attila the Hun, all of them. After you read my book, you will understand. I may have been born in the sea, but I'm no dummy. Are we gonna... Shut the fuck up, dude. Mantıklı. Geçemiyor muyum bilmiyorum. Nurcan Ece hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. 30 FPS oynanması ne? Onunla mı alakalı? FPS ile mi alakalı? Gene mi FPS kilidi ya? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Gene mi FPS kilidi be kardeşim? Gene mi FPS kilidi ya? Ne FPS kilidiymiş arkadaş ya? Kaç yıl, kaç yıl. Mantıklı. Murat Akın hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Hayır abi alakası yok diyor. Okey. Yani FPS kill'de bir alakası olmadığını söyleyenler de var. Ama tabii ki ben bunun riskine girmeyeceğim. Yani tabii ki bunun riskine girmeyeceğim. Ah, 15 FPS oynayalım hadi böyle FPS kills. Hadi bakalım. You must be called Tess's new gun. Till more gainful opportunities arise. You'll be here any minute. We both better get a good vantage. Ben oyunun definitive hiç kill açmadım diyor mesela bir arkadaş. İyi. Canım o TMK millet gay diyor keyif alamıyoruz. Oğlum daha çatışmaya girmedim. Bir bekleyin çatışmaya gireyim ondan sonra bakarız daha. Oto aim'in muhabbetini yapacak da kadar ilerlemedik oyunda daha. Diaz.
Lan arkana bak, geri zekalı. Aynı yorum gene. Okay. Anything else? Lan oğlum bu nasıl bir eğimdir? Onları mı kovalayacağız şimdi? Adam durdu. Adam durdu. Para. İyi. Buyur kanka, paran mı ne boksa al hadi. Yakında görüşürüz amigo sanırım. Hadi bay bay. Lan sen nereye gitti? Herif zaten işi gücü kaçmak zaten. İyi, ben bunu alıyorum o zaman. Allah! Ne oldu lan? Ne oluyor? Ha, şeyinden mi çıkıyor? Efektler bayağı ilginçmiş. Arabalar tabii ki şey. Abi müzikler niye bu kadar iyi ya? Vay lan. Müzikler niye bu kadar iyi ya? GTA ne? GTA'ya başladık, NFT'ye devam eder. En sonunda Minecraft'a varız herhalde dostum. Hayırlısı olsun. Mantıklı. TCZ hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Senin gibi bir adam lazım. Bana sik kafalı adam lazım. Çok ırkçı şakalar yapabilirim senin şu an konuşma stilinle alakalı ama yapmıyorum bak. Hadi. İyisin. Artık eski dost koyol değilim ben. Geç ya onları. Ver bana. Şu telefon kulübesi görevleri zaten şey değil. Değil mi? Onlar. Onlar zorunlu değiller. O yüzden onlara hiç bulaşmıyorum bile. Ben de oradan şeyin peşine koşuyorum. Bu arada kıyafet mağazası şurasıydı değil mi? Aynen. Bir an dönüşte aklıma geldi. Ha. Başka bir şey. Sadece buradan bunu mu alabiliyorum bir tek? İyi. Ha, peki. Aleli arabaya 1000 fazla hız yaparsam patlıyor. Okey, tamam. Zaten değiştirdim arabamı çoktan. Hey. Doğru mu? Yerde doğru gidiyorum. Köprüden geçeceğim. Ben bu tarz arabaları seviyorum. O alevli araba çok benlik değildi zaten stil olarak da. Bana hitap eden bir kültürü özetlemiyor o. O tarz arabalar. Well fuck you too. Buluta bak be buluta. 60 FPS'de nasıl da sapıtıyor. Ne kadar da hızlı. Evet, yeni işverenimizi bu gören de hele. Güzel mekanmış. Şey mi burası? Scarface. Scarface'deki herifin neydi lan adamın ismi? Onun ismi Tony'di değil miydi? Ha bu muymuş? He okey. Aptal at. Kafanı keseceğim. Godfather göndermesi galiba. Sik kafalı kim? Tommy Vercetti. Beni hatırlarsın. Kusura bakma. Biraz anksiyetem var. Lanet olsun bir ata asla güvenme. İyi iş çıkarız. Artık benim için çalışıyorum. Ben paraya çalışırım. Dedim ki amigo. Artık benim için çalışıyorsun. Kapa çeneni.
Some Judas has betrayed me. Judas bana inat etti. I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. %3'müş alıyormuş sadece. Ha. No one does this to me. Bunu bana kimse yapamaz. Kimse. Onu dairesinden takip et. Nereye gittiğini gör. Sonra da onu öldüreceğiz. Okey, takip görevi yani. Çok yaklaşmamam lazım. Tony Montana, ha, aynen Tony Montana. Yes. Oh, kamera. Kanka arabanı alıyorum. Hakkını helal et. Zaten bir dünya var şehirden ya. Lazım olsa bir tane daha bulur getiririm ben sana. Single moms have obese kids, it's a fact. While rich people have a lot of guilt, unnecessarily in my opinion. I agree. I don't think these people understand just how hard it is to potty train. You have to get the precious mix of poopy. My kids are bad and they eat prunes every day. Bu oyunun başına geçirdiğim uzun saatleri düşündüğüm zaman senaryosunu hiç oynamamış olmam, aynı San Andreas gibi, ilginç geliyor yani. Senaryosuna hiç elimi sürmemiş olmam. Yesterday my youngest Jono killed the postman, but at least he was trying. So I gave him a cuddle. I told him to hit daddy next time he comes home late smelling of cheap perfume. Evet, absürt Amerikan muhabbeti hala sürüyor tabii ki. Postacıyı öldürmüş çocuk da bilmem neymiş de. Ya şu silahı bir have a look through his window. Penceresine içeri bakacağız. Ne yapacağım lan? Hacım bak, yanlış sıkarım patlar orası. Ha, sen patlatacaksın zaten onu. Gene mi ya? Ve bıraka bununla mı yani? Sadece takip mi ediyoruz? Müdahale etmiyoruz değil mi? Sadece takip ediyoruz. Sadece takip ediyoruz herhalde. Herifin aim'i neyse ki çok iyi değil de. Sadece takip ha? People who see that show say it's difficult to put into English. That must mean it's spectacular. Yes, but if you don't give money to VCPR, we could be thrown back to the Stone Age. Liberals will be set on fire in the streets. Give now. Let's return to pressing issues. Over to you, Maurice, in the studio. Useless, talentless. You're correct. He is an asshole. I love those guys. Really professional and living proof that all of the best talent isn't on commercial networks. These people do it for love because they have integrity, just like me. We're back with pressing issues. I'm Maurice Chavez, winner of 5 public radio awards in the Vice City area, including Best Voice. On this show, we take complex issues and boil them down to simple ones so you can understand. On this segment of the show, we are discussing morality. Since the beginning of time, man has asked questions. Why are we here? What time is it? And is there a place around here a guy can get a drink? Early man, as seen in the cave of Lascaux in France, questioned the morality of making the mammoth extinct. I think we all know what happened there. Is it society's job to tell each other how to live? Recently, my city considered passing a public curfew that says nobody can be on the streets after 8:30 p.m. Of course, the bill didn't get passed, but it made people think. Akşam 8:30'dan sonra kimse sokağa çıkamaz diye şeyi mi geçirmeye çalışmışlar? Allah Allah. Bu tarz görevler nasıl dizayn ediliyor biliyor musunuz? Önce şehri dizayn ediyorlar. Şehrin yapısını bir önce ayarlıyorlar. Ondan sonra içine görev yerleştirmeye başlıyorlar. Sonra hikayeye mantıklı olarak bu karakterin olabileceği bir yer koymak istiyorlar. Ondan sonra da takip görevi buna dönüşüyor işte. Ne? That's it? Ne oluyor lan? Müziğe dans ediyor oğlum. Müzikle ritimli bir de.
I won't hurt you. And by the sound of things, your husband is doing the same right now with his secretary. No, we've worked through it. He was stressed. It's hard keeping a family together these days. Everyone, take your clothes off and feel what it's like to be free of bondage. Everyone out there. Hacı yatmaz, hacı yatmaz. Hacı yatmaz adeta. Okey, ta ebesininkindeyiz. Görevde zaten ortada bir yerde. Bayağı bir gideceğiz. Chat bari söylüyor, artık adam oto aim'i kapatsın, biraz fosil milyoner dolaşın, banka daha izin vermiyor. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Bu gece de bizi beslediniz. Teşekkür ediyoruz. I want a hug. If you don't like the United States, son, why don't you move to Russia? I don't understand people in America. Güzel oyun ya Vice City. Valla. İyi oyun ya. Oynuyoruz işte öyle. Yani. Bu da oyun işte yani. Bu da bir oyun böyle. Oynatıyor, oynanıyor falan. Oynuyorsun, adam vuruyorsun. Adam araba sürüyorsun, ateş ediyorsun falan. Yani tam şey gibi açıklamak lazım böyle. 5 yaşındaki çocuğun oyunu açıkladığı gibi açıklamak lazım böyle. Vice nasıl bir oyun? Çok güzel oyun. Araba sürüyorsun. Silahın var böyle, ateş ediyorsun. Radyo falan var. Radyo açıyorsun böyle, müzik çalıyor falan. Güzel çaktık. Gene çaktık. Burada yemek yiyebiliyor muyuz? Mantıklı. Kunzite hoş geldin. Teşekkür ediyorum de senin için. Kunzite diye mi okunuyor acaba? Hiç küçük arkadaşla şey yapmadığımız için de diyalog kuramadığımız için maalesef bilmiyoruz. Kunzite mi, kunzait mi, kanzait mı yoksa? Ne oldu lan, kime ezdin? Umurumda bile değil herifin, ezmiş atmış. Hiç umurumda değil. That Knife After Dark movie may be number one in the box office, but my kids certainly ain't gonna see it. If you don't raise your kids right, they end up being like Nude Boy over there or working in radio. I want them to get proper jobs like being a doctor. Ya radyodaki muhabbeti dinliyorum da bir yandan. Yani çok salak bir muhabbet dönüyor gerçekten. Ay ay. Benim adamın okunuşu tahmin bile edemezsin, değil mi? Kesinlikle. Acaba diğer safe house'lar ne kadar ya? Onların fiyatlarına mı baksam? Hani daha yakında safe noktaları açmaya başlasak iyi olacak artık yani. Çünkü çok şey yapmaya başladık. Bir gezerken bir bakayım şimdi, eğer daha yakında bir yerde şu adama bir güzel bir safe house varsa alayım. Doğru mu gidiyor mu? Mantıklı. Doğru gidiyor sayalım. NMX Vid, hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. You know, pretty soon you won't be able to tell who's a human and who's an android. Why, the corporation is working on it right now. I know, I read about it. Aa, yıktığım bina gerçekten yıkılmış gözüküyor en azından. Bu da mutluluk verici, bu da mutluluk verici yani. Konuşan kişi GTA 5'teki Laszlo. He, interesting. Bana oyunlarda sana yeterince verecek, öyle mi? Ey tamam, paramı harcamayayım madem o zaman. Madem öyle diyorsunuz, paramı harcamayayım. Bu herifin hep zaten burada güzel bir arabası oluyor. Kırmızı yatlar çıkarır şimdi. Hadi bakalım. İşletmeler için para saklı, onlar zorunlu. Ha. İşletmeler için para. Nasıl beceriksiz bir salaksın sen? Salak, 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 salak. Seni ne zaman öldüreceğiz kanka ya? Tommy. Ne var Ricardo? Bu salaklar sürekli seni sıkmaya çalışıyorlar. Problem bu işin sonu bu işte. Ne yaptınız sanıyorsunuz? Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next, huh? The Stinking Mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin, Quentin. Quentin mi? Lance değil mi la? Seni yukarıdan uçuracak ve yok edecek. Sen burada ne yapıyorsun? Seni de öldürecek. Diaz'ı ben halledebilirim. Hayır. Diaz'ı ben halledeceğim. Bana güvenmeye başladı. Okey. Heli Health.
puzzling me. What's with Quentin? I don't know. I always kind of liked it. Okay. Mouse'la oynamak daha mantıklı herhalde bu görevi. Oh shit, Michael Jackson mı? Mantıklı. Yalçın Banaz hoş geldin. Teşekkür ediyorum de senin için. Atmosfere bak be. Atmosfer gerçekten çok tatlı oyunda ya. Tam istediğim atmosfer yani. Keşke böyle bir ya günümüzde yapılmış modern bir bu tarz açık dünya oyununa ihtiyacım var benim. Şu atmosferde. Birkaç kişi yapacağız. Senden kalaca fazla silah indir diyorsun. Peki. Okay. Manuel. Random hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Trying my man, stop pushing me. Scan alabilirim var benim göremediğim ya. Herkesi indirdik değil mi? Ha yok burada varmış. Tamam. Okay. Niye bir anda yağmur başladı ve durdu lan? Ha durmamış ya. Pardon. Ay benim. Bakmıyorum bile. Benim bölgemdesin. Biraz önce kovaldığımız adam değil miydi o ya? Buradan sonra kendi başınasın. İyi şanslar. Vallahi mi? Yapma be. Öyle demeyeydin iyiydi. Allah. Oğlum bu kalpte hareket etmiyor mu lan şey yaparken? Evet, auto aim ilk gerçek çatışmamız değil mi şimdi? Ve auto aim ne kadar kolaylaştırıyor işleri değil mi? Hoppa. Hadi. Hop. Bir de polis mi takıldı peşime bütün bunların üzerine? Neredesin lan? Nerede sıkıyorsun lan? Bunun ne dediğini anlayan var mı bu hatunun ya? Bu hatunun ne dediğini anlayan var mı gerçekten? Öldüm lan, ölmüş. Gel al beni buradan kanka. Ben duvarın içinden vurdum herifi çünkü. Bildiğin duvarın içinden vurdum herifi yani. Yeeey. Ya bir sus abla, ne diyorsun ya? La sus! Tüm köprüler açıldı, öyle mi? Ya onu boş verin de araba nerede ya? Burada güzel bir kırmızı bir araba vardı burada. Ne yaptınız bu arabaya ya? İşte herhalden bir adam olduğunu inanıyorum. Lütfen yardım et bana. Beni teknende bulabilirsin. Bir dünya görev var abi. 3 tane görev var. Hangi birine gideceğim ben ya? Hangi birine gideceğim yani? Helikoptere gidiyor. Suspect on foot diyor. Ay ay, oyunun ilk kısmı bitti, hayırlı olsun. Öyle mi? Öyle mi? İlk kısmı derken yani bir dünya görev açıldı ama. Bir sürü görev açıldı, şuna bak. Abaaa. Şu abiden bir tane daha görev yapalım ve bitirelim yayını bu arada. Bu da şimdi köpek gibi zor bir görev çıkar Allah kesin. Yani. Bir görev de yapalım, bitirelim.
so pleased with yourselves now, huh? Şimdi o adamı değilsiniz ha? O şeyi nereye satın, dikkat et. Artık arabama güvercin sıçamayacak. Pindirine. En hızlı tekne bundaymış, okey. Ve öyle kalsın istiyorum. Evet. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some O tekneyi istiyorum. Okay. Tamam, tekne mi çalıyoruz? Helikopter ne, tekne çalma görevi. Zor bir görev mi? İğrenç görev falan yazıyor millet. Yapmayın. Yapmayın, ha araba burada. Anam, bu herifin içeride klon fabrikası falan mı var abi? Ne bunlar? Ha, olay ne yani? Bu adamın niye sürekli bu kadar fazla insan var herifin şeyinin önünde? Kimi ezdin lan gene? Abi bu Vice ters tarafa mı gidiyorum ben? Galiba ters tarafa gidiyorum. Galiba, emin değilim. Çünkü tam belli olmuyor yani haritada. Okay. Okay. Just stop it. Paranızı gerçekten bu tarz şeyler harcamayın. Ne kadar çok seviyorsunuz arkadaşlar ya. Paranızın bir kıymeti yok mu sizin? Hoppa. Mantıklı. Ol Can Dil Dicle, hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Bu da bildiğin ev alabiliyormuşuz. Güzelmiş. Bu adamlar dalıyor mu ben şimdi içeri girer girmez? Ha, onu alıp çak alıp kaçmam gerekiyor herhalde. İyi. Vay be dost abi, seni çok uzun zamandır takip ediyorum. Last of Us oynarken sabırla videolar arkanda gelip korktuğum çok güzel günlerdi. Hiç değişmediğini ve çocukluğunun güzelleştiğin için minnettarım. Allah! Ne demek? Teşekkür ederiz. Hocam bir dur Allah aşkına. Adamlar bir anda... Lan yürü yürü! Lan yürü! Niye takıldın? Ne oluyor? Oğlum niye takıldın gerizekalı? Kendi... Lan! Lan! Oğlum bir dakika, bir dakika, bir dakika, silah değiştirmeme de izin. Oğlum ne oluyor? La silah değiştir. Silah değiştir. Silah değiştir. Silah niye değiştirmiyorsun? Silah değiştir. Oyun bir anda çok garip bir şekilde takıldı. Karakter şeylerimi dinlememeye başladı. Komutlarımı. Find the switch mi? Yapma be. Her taraftan asker şeyi yayıyor üzerime. Polis yayıyor zaten. Nefis sivici ya. Hocam siz düşman mısınız onu bile bilmiyorum ama garantiye gir, ara garanti almam lazım, kusura bakmayın. Allah'ım bu telsiz niye susmuyor? Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Haydi! Polisten de mi kaçmam gerekiyor bunu yaparken bir yandan? Haydi bakalım. Lan git! Oğlum git! Lan git! Şerefsize bak! Lan git, bırak beni! Hayır! Bırakın beni! Bırakın beni! İbnelik etmeyin, bırakın beni! Allah, bırakın beni! Kocaman malikane var orada! Yetiştim reis! Hayır! Yes! Fuck you! Fuck you game! Gözünüzün önünde getirdim, bıraktım bak. Ara sahnede bile sıkmaya devam ediyorlar.
Fuck you, gözünüzün önünde getirdim bıraktım. Sizin aptal yapay zekanız beni yakalayamaz. Her taraf polis. Malikanenin her tarafı polis kaynıyor. Ben gider arkadaşlar. Ben gider. Ben gider sevimi alır kapatırım. Bugünlük bu kadar yeter yani. Bak ya gene araba yok. Gene araba yok. Nerede bu arabalar ya? Nerede bu arabalar ya? Yani. Sonrakinde yap öyle mi kapayım? 78 canım var. 78 canı ne yapabilirim bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Ama başarısı olursam tekrar uğraşmam onu söyleyeyim. Başarısı olursam bırakırım. Başarısı olursam bırakırım. Bir sonraki görev ne bilmiyorum yani. Abi yapma mı? Bir görev daha lütfen. Zor mu bir sonraki görev? Canla alakası yok bu görevin. Deneyeyim. Kaybım en fazla birkaç bin dolar olur. Çok bir kaybı yaşamam herhalde diye umuyorum. Geri yaz oradan bir tank iyilesi. Değil mi? Direkt panzer indirip. Böyle haa diye. Kanka senin derdin ne ya? Sen ben misin ya? Bu herif ben mi ya? En sevdiğim filmini mi yedi? Muhtemelen şey değildir. Fiş takalı değildir. Neyse 100 tane de alabilirim. Yani muhtemelen. Şimdi Tommy, Gene mi deniz görevi? Gene yatmat diyorsun. Gene deniz görevi. Sıçtık. Okey. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz kanka. Garanti vermiyorum. Olursa yaparım. Olmazsa eğer bir sonraki yayına bırakırım yani. Şu an ben mutluyum yani. Güzel iş çıkardım bugün görevlerde. Hayt be. Atmosfere gel. Müziğe gel be. Bir gardiyan meleğe ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Beni içeri alman lazım dostum. Bana bu yalnız sert adam şeyini oynayabilirsin, rolünü oynayabilirsin ama bir gün kıçını kurtaracağım ve o zaman beni öpmek isteyeceksin. Okey. Tekniği sen sür, ben ateş edeyim. Diğer yatlardan önce ulaş. Hadi bakalım. Bu alet daha hızlı gidiyor mu kanka? Bu alet bayağı yavaş hissettiriyor bana çünkü şu an. Biz de nereye gidiyoruz onu da bir söyle bana. Asla yetişemem. Asla yetişemem oraya. Mümkün değil yani yetişmem. Mümkün değil. I love all women, even the fat ones. İyiymiş. Kardeş, lens miydi adın? Ne boksa bir şeyler yapsana şunlara, bir iki sık patlat matlat bir şey yap. Bu işin sonu iyi değil çünkü ben buna yetişemem böyle. Anladın? Ben buna daha yetişemem, sen bir şeyler yap. Mümkün değil çünkü bu. Olmaz böyle. La bir şey yap şunlara. Heh. Sonunda. İlla götlerine kadar sokulmamız... Oğlum lan. Orkodoş. Bir şey yap lan, bir şey yap. La geldik, bir şey yap. Lan geldik, bir şey yap. Adam bir dokunuyor bizim bütün fizik sıçıyor. Okey tamam, ben bu görevle bu gece hayatta uğraşmam. İyi. Ben bu gece hayatta uğraşmam yani. Küçükken bu görevi yapamayı bırakmıştım. Mümkün. Mümkün. Yani. Ben bu görevle uğraşmam. Ben bu geriyle bu gece uğraşmam abi. Bu nasıl geri döneceğim onu da bilmiyorum zaten. Karaya çıkmam lazım. Karaya da çıkamıyorum. Yani. FPS kilidini açman lazım. Nasıl ya? Ne FPS kilidi ya? Her şey niye FPS kilidi ya? Niye her şey FPS kilidi ya? Bu oyunları sonra neden FPS kilidi? Her şey neden FPS kilidine saklı?
İnsan kendini suya atar mı? Atmadı. İyi, düşmedim. Çünkü biliyorum boyunda yüzme olmadığını çok iyi biliyorum yani. Boyunda yüzme olmadığını çok iyi biliyorum. Daha hızlı gidiyor. Daha mı hızlı gidiyor? Harbiden mi? FPS kill cidden engelliyor mu daha hızlı gitmemi? Tamam. Önce bir save alacağım, sonra deneyeceğim gerçekten. Önce bir save alacağım, sonra gerçekten teknenin hızlı gitmesini engelliyor mu bakacağım. Ama önce save alacağım. Çünkü birkaç görevdir save almıyorum. Şu an bir şey olursa birkaç görev geriden başlamam lazım ve bunu kaldıramam yani. O yüzden bir önce bir gidip bakacağım. Önce bir gidip söylediklerinizi doğrulamak istiyorum. Nerede bu ya? Dümdüz aşağı devam. Beraber. Hep beraber arkadaşlar, hep beraber. Okey, şimdi. Bakalım gerçekten daha mı hızlı gidiyor. Deniyoruz. Hadi bakalım. Harbiden daha hızlı gidiyor. Harbiden daha hızlı gidiyor. Harbiden bayağı... Harbiden bayağı hızlı gidiyor. Dön gülüm, dön! Oğlum dön, dön lan, dön. Allah kahretsin, dön. Böyle kontrolleri çok zor bunun ama. Okey, artık açabilirim diye düşünüyorum. Artık çok da sıkıntı olmaz herhalde, değil mi?
coming back to play for the Mambas? That is unbelievable. You know, I've only been in Vice City a few months now, but it's clear to me that my opinion is really important to you. New wave this, pal. We're the one and only... Helikopter. Neredesin? Helikopter. Düşman mı? İndireyim mi? Peşime daha fazla... Üzerimize düşecek lan, bas biraz. Heh, üzerimize düşmesin bir de yani. Let's go Lens, let's go. Haydi. Önümüzdeki o da mı düşman? Dalayım mı Lens? Sıkıntı olur mu? Batlatayım mı onu da? Batlatayım mı onu? Bak önümüzdeki ne bilmiyorum. Sivil mi, polis mi, düşman mı?